Tamam, işte başlayabiliriz. Herkese merhaba. İletişim Fakültesi tarafından düzenlediğimiz bir sanatçının dünyaya ve hayata bakışı söyleşimize hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Bugün sanatçı Serap Aksoy Hanım'ı üniversitemizde ağırlıyoruz. Tabii gönül isterdi böyle yüz yüze yapalım bunu ama bu konferanstan sonra belki bir söz alırız. Pandemi koşulları kalktıktan sonra bir yüz yüze de gerçekleştiririz diye ümit ediyoruz. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Hepinize sevgiler. Sizinle Bodrum'dan sizi selamlıyorum. Profesör Doktor Süha Özkan Hoca'nın kurduğu bir Bodrum Mimarlık Kitaplığı'ndayım şu anda. Bu teknolojiyi ancak online yardımıyla yapabildim. Önce Neşet Ertaş'ın bir cümlesiyle başlamak istiyorum. Diyor ki, kadınlar insandır, biz erkekler insanoğlu. Çok beni çok etkilemişti bu laf. Geçen sene paylaşmışım bir yerde. Ben de diyorum ki var olmanın dayanılmaz ağırlığını yaşayan biz kadınlar için çalışan bütün sivil toplum kuruluşlarına, bütün annelere, bütün bilim kadınlarına hepsine kocaman kocaman sevgi ve saygılarımı iletmek istiyorum öncelikle. Bugün dünyanın her yerinde fiziksel ve ruhsal şiddete maruz kalan ve buna ben de dahilim tabii ki. Yani kendimi ayırt edemeyeceğim. Çünkü ben de çok ağır hem ruhsal hem fiziksel şiddetler görmüş biriyim. Bunları bir gün bir kitap yazdığımda anlatacağım. Bütün kadınlar tabii çok büyük bir mücadele veriyorlar. Ama mücadele her zaman iyi bir şeydir. Her zaman kazandırır. Biraz zaman içinde olsa da onun için biz mutlaka kazanacağız sonunda. Güzel bir açılış oldu. 8 Mart günü etkinliğinde kadın mücadelesi ve kadınların her alanda var olduğu. Bugün de aslında biz hani sanatta var olan kadınlar, sanatı biraz konuşmak için bir araya geldik sizinle. Ben önce isterseniz kısaca sizin bir özgeçmişinizden bahsedeyim. İstanbul'da... Ben önce bir şey söyleyeyim. Tabii. Biz sanatçı kadınlar çeşitli karakterlere hayat vererek, yani çeşitli karakterlerin içini doldurarak ve onları anlayarak ve anlatmaya çalışarak farkındalık yaratmak için bir aracıyız aslında. Ama gerçekten ben bugüne kadar Türk sinemasında oynadığım bir sürü karakterlerle çok kişinin hayatına dokunduğumu düşünüyorum. Tabii sadece ben değil, benim gibi yüzlerce kadın oyuncu arkadaşlarım. Bizim misyonumuz da bu gibi geliyor. Bazen çok kıskanıyorum tarlada çalışan kadınları görünce falan. Onlar diyorum çok daha zor işler yapıyorlar bizden. Evet, sizi dinliyorum. Ben çok kısa bir özgeçmişinizden bahsetmek isterim. Yani sizi tanıyoruz ama daha birazcık yakından tanıyalım diye. İstanbul Devlet Konservatuvarı Bale Orta Bölümünden mezun olmuştur Serap Hanım. Münih Müzik Akademisi'nde yüksek bale eğitimini almıştır. Devlet Opera ve Balesi'nden emekli olmuştur. 15 yıl televizyonda talk show, çeşitli televizyon programları yapmıştır ve Türkiye'nin ilk özel televizyonunda kültür sanat programı olan belki İçimizden birilerinin de hatırlayacağı Alkışlar programını yapıp hazırlayıp sunmuştur. Ardından çeşitli müzikallerde oyunculuk yapmış ve yaklaşık 15-20 filmde rol almış ve çeşitli ödüller almıştır. Bunların arasında Uluslararası Kadın Drama Ödülü ve Antalya Film Festivali'nde en iyi kadın yardımcı ödülü, doğru söyledim değil mi? Kadın yardımcı ödülü Evet. sahibidir. Ayrıca üniversitelerde drama yoluyla hayata dokunuş dersi de vermiştir. Tabii çok böyle güzel bir isim bu isim. Drama yoluyla hayata dokunuş. Ben aslında söyleşiyi ilk böyle yarım saati karşılıklı biraz biz söyleşip ondan sonra 15 dakikasında katılımcılarımızın soru kısmını ayırmayı planladım. Belki hani ilk baştan şöyle başlamak gerekir. Mesela sanatçı olmaya nasıl karar verdiniz? Sizi sanatçı olmaya iten neden neydi diye bir soruyla başlayayım. Yani ben sanatçı olmak, sanatçı olunmaz, sanatçı doğulur gibi geliyor bana. Çünkü ben ilk dünyaya geldim, kendimi hatırladığım zamanlarda masaların üstünde elime mikrofon diye böyle kibrit kutularını alıp şarkı söyleyen, dans eden biriydim. Ve hep böyle içimden bir şey duygusu vardı, yani böyle enerjimi ancak işte
boşaltayım ve hep insanlar beni görsünler, insanlar beni sevsinler, beni alkışlasınlar duygusu vardı. Onun için yani zannediyorum sanatçı olmak genetik bir şey. Yani sonradan öyle zorlayarak falan sanatçı olunmuyor hayatta. Ondan sonra da mesela drama meselesi de şöyle gelişti. Ben devlet balesinde dans ederken sonra ilk dansçılıkla başladım. Yani ilk içimden hep böyle dans etme dürtüsü vardı. Hatta anneme diyordum ki yani anne ben büyüyünce çocuğumu balerin yapmak istiyorum falan. Annemi çok etkilemişti bu cümle. Sonra 2 gün sonra aldı beni konservatuvara götürdü, yazdırdı. Dansçılık yıllarım çok oldukça zor geçti. Ondan sonra çünkü bir rahatsızlığım vardı, kan rahatsızlığım vardı. Onu dansçılığın yani Almanya kısmında fark ettim. Yani yüksek eğitim kısmında fark ettim. Ama gene de büyük bir ihtirasla okulu bitirip gelip İstanbul Devlet Opera Balesi'nde profesyonel dansçı olarak hayatımı sürdürdüm. Sonra hep dans ederken hep dramatik roller beni çekiyordu. Hep o ilgimi çekiyordu. Yoksa sadece bedensel anlatımla çok ağır tekniklerle yapılan bizim bedensel anlatımlarımız var. Orada hep böyle içinde duygu yüklü olan ve draması güçlü olan roller daha çok beni etkiliyordu. Onun da nedenini bir süre sonra açığa çıktı zaten. Yani gelip dediler ki işte sen yani dramaya çok yatkın birisin. Yüzünde bu derinliği, bu ifadeyi alıyoruz. Seni işte zorla sinemaya çekiştirdiler. Ben aslında yani hiç öyle bir niyetim yoktu. İşte devlet bayisinde çalışıyorum, oradan emekli olacağım falan diye düşünüyordum. Sonra zorla dramaya çektiler. Ondan sonra da çok büyük keyif aldım tabii. Dansçılık yıllarım da epeyce emekli olana kadar sürdü. Son 10 yılında müzikallerde oynadım. Hem dans ettim hem drama yaptım. Ve Atatürk Kültür Merkezi'nden emekli olmuş bir sanatçı oldum. Ya bale eğitimi aslında çok zor diyebiliyoruz biz. Özellikle uzun çalışma saatleri, işte beden ve hani böyle çok emek de isteyen bir sanat. Kadınlar açısından ayrıca zorlukları var mı balenin? Belki biraz... Olmaz mı? Yani bale çok büyük bir sabır törpüsü bence. Çünkü çok Sisyphos gibi yani. Her sabah giriyorsunuz, vücudunuzu, bedeninizi, adelelerinizi çalıştırıyorsunuz. Tabii buna bağlı olan sinir sisteminizi kontrol altında tutmaya çalışıyorsunuz. Sonra ertesi sabah gelip yeniden aynı şeyleri yapmaya başlıyorsunuz. Yani Sisyphos gibi çıkarıyorsunuz. Yukarıdan hop düşüyor ertesi sabah yine. Çünkü adele çok nankör bir şey. Çok ağır ve uzun çalışma gerektiren bir iş. Onun için de çok zor tabii kadınlık. Kadınlık zaten başlı başına zor bir iş. Adet dönemleri var, hormonal değişiklikler var vücudunuzda. O süreçlerde hiç kimse size şefkat göstermiyor. Çünkü hayat kendi mecranda akıyor. Yani eğer sahneye çıkmanız gerekiyorsa o vaziyette bile çıkmak zorundasınız. Ondan sonra tabii bedeniniz çok hasar görüyor. Ondan sonra ayaklarınız çok hasar görüyor. Parmaklarınız çok hasar görüyor. Bedenindeki bir sürü organlarınız yani çok... Çok hasar görüyor vücut yani dansçılık bittikten sonra bayağı hasarlı bir vücutla hayata sürdürmeye çalışıyorsunuz. Yani evet bayağı meşakkatli ve zor. Sözleşecek bir meslek değil yani. Peki sonra baleden sonra siz aslında ilk teklif galiba Yılmaz Güney'den gelmiş değil mi? Evet. Arkadaş filmi için. Yani aslında siz sinema sektörünü kendi isteğinizle tabii ki kendi isteğinizle ama biraz da az önce dediğiniz gibi işine de çekilmişsiniz. Hani o ışığı sizde görmüşler sanırım. İlk önce Yılmaz Güney'den arkadaş filmi için teklif gelmiş ama onu reddetmişsiniz. Daha sonra da zaten televizyon dizisi hepimizin hafızalarında olan Kartallar Yüksekten Uçar. O sinemaya geçiş ve o rolün kabul etme süreçleriniz nasıldı peki sizin? Neydi sizi iten? O hani bedenin yetersiz... Ekonomik nedenlerle reklam filmleri çok çekmiştim. Yani reklam sektörü beni çok pençelerine almıştı. Ve ben çok reklam filmi çektim. Aşağı yukarı 10-15 tane reklam filmim var. Bu arada rahmetli Yılmaz Güney... beni bir reklam filminde görmüş. Ben Almanya'da eğitim görürken bana telefon açtı. Dedi ki ben Yılmaz Güney ama ben de o zaman hiçbir Yılmaz Güney bilinci yoktu doğrusu. Çünkü her şeye çok, baleye çok konsantreydim. Dansçılığa çok konsantreydim. Ve bütün hayatım, bütün umutlarım çok iyi bir balerin olma yolundaydı. Arkadaş filmini çekecekmiş. İstanbul'a geldiğinizde sizle çalışalım dedi. Ben dedim ki yani
Ben çalışamam. Ben ancak 15 gün tatile gideceğim ve tekrar eğitime döneceğim. Çünkü Almanya'da yaz tatilinde de dünyanın çeşitli ülkelerine gidip çeşitli kurslar alıyorsunuz, değişik teknikler geliştirmek için. O nedenle Yılmaz Güney'i reddetmiş bir sanatçı olarak şu anda çok utanç duyuyorum bundan. Çünkü gerçekten ondan sonra Yılmaz Güney sinemaya girdikten sonra, tanıdıktan sonra ne kadar büyük bir oyuncu ve ne kadar büyük bir rejisör olduğunu fark ettikten sonra çok hayıflandım ve çok utanmıştım. Ama hayat o anda öyle akıyordu. Evet. Sonra televizyon dizisi geliyor aslında, değil mi? O da Sabahattin Evet, Ali'nin. işte dansçılık yıllarında ilk Kartallar Yüksek Uçar, sevgili Atilla İlhan'ın Atilla Hanım, çok pardon. Evet, çok ben büyük yanlış. baskısı, evet çok büyük baskısı olmuştu. Onun bir romanıydı zaten Kartallar Yüksek Uçar. Ondan sonra yani ben hiç oyunculuk yapmak istemiyordum doğrusu. Yani böyle bir şeyim yoktu yani. Hani yani tamamen baleye konsantreydim. Fakat bazen böyle akışa dur demem yani. Dedim herhalde bunun da bir anlamı var hayatta ve Atilla İlhan'ın da çok yani bir gece hiç unutmuyorum sabaha kadar bana oyunculuk yapmamın ve bu rolü oynamamın ne kadar önemli olduğunu anlatmıştı. Çok iyi kavrayamadan peki dedim. Sonradan anladım ki yani evet çok doğru yani benim hayatıma dokunmuş çok özel insanlardan biridir yani Atilla İlhan. Kulaklar çınlasın da. Aslında zor bir karakterde oynadığınız rol. Mebrure, değil mi? İsmini doğru Evet, söylüyorum. çok çok zor. Şizoid bir kadındı. Tabii İlk hiç oyunculuk deneyimi olmayan bir insanın onu. şizoid bir kadın oynaması hiç kolay bir şey değildi. İşte o zaman rahmetli Yıldırım Akdun'a psikiyatristti zaten. Ondan sonra ondan epey bir şeyler aldım yani. Onunla epey bir görüşmeler yaptık. Bir şizoid kadın nasıl olur, nasıl olmalıdır? Ondan sonra bayağı yorucu zor bir roldü. Çok çok yıprandım. Çünkü hani biraz olsun işi tekniğini falan bilmediğim için tamamen duygularımla teslim olunca çok zorlu günler geçti. Ama bırakmamışsınız da sinemayı. Sonra artık hep Yani sinema. aslında ben hep şöyle baktım. Yani ben bu işte başarılıysam beni muhakkak isteyecekler. Oradan sonra çok büyük ciddi talepler gelmeye başladı. Ve hep çok talep edildim yani. Ondan sonra zaten şey Değirmen filmi var. Ben biraz o filmi de seven birisiyim. Çok da anılmıyor aslında. Çok da hani böyle bilinen bir film değil ama orada da bir Naciye karakteri var ki tam mahallenin aslında böyle hani şey Fahriye ablası gibi Naciye o dönemin. Ama aynı zamanda mahalleli de dans ettiği için hep bir de şöyle bir soru işareti. İffetsiz olanı. Mesela toplum sizce bir kadını iffetsiz olarak nasıl ayırır? Yani belki Naciye karakteri üzerinden konuşursak. Çok kısa. Yani Değirmen Türk sinema tarihinin ilk 100 filmi arasına giren bir film. Çok çok değerli, çok Reşat Nuri Güntekin'in çok müthiş bir romanı tabii o. O zaman çok baskılar vardı. O nedenle biz çok zor koşullarda çektik o filmi. O kasabada tabii bütün ezberleri bozan, dans eden bir kadın, yani göbek atan bir kadın. Yani kendisini ifade biçimi bu yani. Yabancı uyruklu bir kadın zaten. Yani ama aynı şey Türk kadını için de geçerli. Yani kendini ifade eden bir kadın, konuşan bir kadın, düşünen bir kadın her zaman toplumlarda rahatsız edici bulunduğu için Naciye karakteri de bütün kasabayı alt üst etti. Yani evet. Kaymakamı bile. Evet. Yani o nedenle şey bayağı marjinal bir roldü yani. Daha sonra yani şey var. Bütün oynadığınız aslında Türk sinema tarihinde böyle hep başyapıt gibi filmler. Biraz o konuda bence şanslı olsunuz ama tabii ki oyunculuğunuz da var. Yani çok hem çok iyi bir yerden başlamışsınız ama hep böyle gitti. Piyano Piyano Bacaksız. Ben çok seviyorum o filmi. Bir kadın filmi keza. O film. Ve C Blok. Yani Zeki Demirkubuz, Yavuz Erten baktığımızda hep böyle çok önemli yönetmenler ama kadın karakterler de orada şey. Bu mesela oynadığınız kadın karakterlerin bu filmleri düşündüğümüzde ortak rol ne diyebiliriz? Yani sizin bir rolü kabul etmenizdeki
neden, neydi diye sorsam. Yani ben sinemada çok seçici davrandım. Yani televizyon dizilerin, çok fazla televizyon dizim yok aslında. Yani sinema filmim daha çok. Sinemada her zaman çok seçici davrandım. Çünkü empati yapabildiğim kadınları hep oynamaya çalıştım. Yani Naciye mesela karakteri, orada zaten dansçı olduğum için yani beden dilinle bir insanı nasıl baştan çıkarmanın inceliklerini biliyordum diyelim. Ondan sonra İki Kadın filminde de üçlü bir ilişkinin ne demek olduğunu anlamaya çalıştım. Yani her şeyi bende çok korkunç bir açgözlülük olduğu için hep hayatım boyunca hep öğrenmeye kadar çok derin bir istek vardı. Ondan sonra hep bilinmezlere doğru bir yolculuk yapma duygusu vardı. Yani Naciye bunların içinde en kolayıydı aslında. Çünkü o sıra balerindim ve göbek atan bir kız oynuyordum. Ve oradaki hani yani filmin içeriğinde çok önemli bir misyonu vardı ama o benim en kolay rolümdü diyebilirim. Ama diğer kadın karakterler çok zorlayıcı oldu hepsi. Ama hepsi de hayatıma çok şey kattılar. Ve sandıkta hepsinin çok derin yerleri var yani. Bir röportajınızda marjinal kadın kimliklerini oynamayı seviyorum diyorsunuz. Mesela ki marjinal kadın kimlikleri aslında tam dedikleriniz ya da hani marjinal kimdir size göre? Ya marjinal tabii sınırları zorlayan kadınlar daima. Mesela C bloktaki kadın karakteri evet. Çok yani şu anda belki çok standart gibi gözüküyor ama biz aşağı yukarı 15-20 yıl önce çektik o filmi. 90, o zamanlar bu 90. kadar evet şimdi televizyonlarda kadın programları çok fazla ve çok çok marjinal kadınlar aslında çıkıp hayat hikayelerini anlatıyorlar. Biz o zamanlar yani o zaman çektiğimiz filmler şimdi çok sıradan ve standart kalıyor bence. Çünkü şu andaki televizyondaki öğleden sonraki kadın programlarındaki yaşayan kadınların çıkıp da hayat hikayelerini böyle büyük bir doğallık içinde gayet içtenlikle, sansürsüz bir biçimde toplumla paylaşmaları ancak çok sosyolojik bir araştırma konusu bence. Biz o zaman öyle ben yani C Block'taki rolümün çok sıra dışı olduğunu düşünüyordum. İki Kadın filmindeki rolümün çok sıra dışı olduğunu düşünüyordum ki İki Kadın da öyle çünkü oradaki yani kocasının ilişki kurduğu bir kadınla gidip konuşuyor olmak ve onunla birlikte bir işbirliği kurmak falan, onunla bir şeyde bıçak sırtında buluşmak o zaman için çok çok sıra dışı gibi geliyordu. Oysa şimdi hepsi çok doğallaştı ve o filmlerde çok bence şu anda sıra dışı film olmaktan çıktılar. Çünkü şu anda sıra dışı olan televizyonlara çıkıp bütün hayat hikayelerini sansürsüz konuşan kadınlar çok sıra dışı diye addedilmiyorlar yani şu anda bile. Evet, 90'lı dönem. Yani Ayşe Hanım çıkıyor, bütün hayatını anlatıyor ve o sokakta yürüyor yani ertesi gün. Evet, yani şey hani hiçbir hayatında değişiklik olmadan sanki doğalındaymış gibi gidiyor. Ama evet. Burada galiba kadının kendi güçlenmesi de var. Yani o 90'lı dönemlerdeki o işte filmlerdeki sizin oynadığınız karakterlerde metropolün içerisinde kendini arayan kadın. Ama şu anda da hani kadınlar artık daha da güçleniyor gibi geliyor bana. İşte Ayşe hayatını söylüyor ama... Yol kat ediyorlar. Çok evet. Hızlı yol kat ediyorlar. Yani bence kadınların çok farkındalığı yükselmeye başladı. Her kesimde kadının, yani sadece bilim insanlarının, sanatçıların değil, kırsal kadınların da çok farkındalığı yükselmeye başladı. Ancak erk onları bastırmaya çalışıyor. Yani siyaset kadınları bastırmaya çalışıyor en çok. Yani mesela işte düşünün parlamentoda ne kadar kadın var, siyasette ne kadar söz sahibi kadın var. Yani cinsi ayrımcılık hala overdose devam etmekte. Evet. Yani bilim dünyasında ne kadar kadını öne çıkartmaya çalışıyorlar ya da medyada. Mesela 45 yaşında bir kadın medyada pek artık görünmez oluyor. Ama 70 yaşında bir sürü erkek medyada programlarını da yapıyorlar, anchormanlik de yapıyorlar, hepsini yapıyorlar ama kadınları hemen ignore ediyorlar. Yani sektörde varlıklarını erkekler sürdürüyorlar.
Bir de şu var mı sizce? Yani sektör aslında mesela rejisör erkek diyorsunuz. Yani hep bu 90'lar. Şimdi biraz daha değişiyor ya. Kadın yönetmenler daha fazlalaşmaya başladı. Çok şey dizileri yönetenlerin çoğu kadın artık. O bakımdan çok umut verici. Ama tabii en çok yani en büyük hayal aslında işte Yeni Zelanda'daki bir kadın başbakanın halkıyla kurduğu iletişim. Değil Ondan mi? Sonra Almanya'da Sol Parti mesela iki kadın başkanı birden aynı parti içinde. Yani ne yazık ki Türkiye'deki bütün partiler, yani CHP de buna dahil ne yazık ki, hepsi yani çok az kadın görüyoruz. Çok az kadınla çalışıyorlar. Yani o cinsiyet ayrımcılık ne yazık ki hala geçmiyor yani, bitmiyor. Medyada da öyle yani. Köşe yazarlarının %99'u kadın, erkek yani. Evet. Erkek egemen toplum tabii ki yaşadığımız siyasi hayatın en büyük dayatması şu anda. Evet, erkek iktidarı, erkek egemen bakış aslında her sektöre, her alana da sirayet ediyor dediğiniz gibi. Gene bir söyleşinizde şöyle demişsiniz, benim çok ilgimi çekti, tam da söylediğiniz gibi. Erkekler vizyonda ve vitrindeler kısmı. Yani bunu sinema sektörü için söylemişsiniz. Hani sinema sektöründe çok güzel filmler yapıyor kadınlar, rol oynuyorlar ama afişe baktığımızda hep erkek başroller, sanki karakterler daha ön plandaymış gibi. Gene geçen sene bir Cannes'da yaşanan bir şey, hani fotoğraf çekilirken bir erkeğin kadının önüne geçme hikayesi. Bu sinema sektörünü ele aldığımızda bununla ilgili ne dersiniz? Yani erkek çalışanların diyeyim, kadınlarla olan o vitrin ve vitrinde görünme kısmına. Ne yazık ki hem ekonomik olarak hem vitrinde görünme kısmı olarak hala aynı şey devam ediyor. Yani Çukur ve Çukur gibi diziler mesela çok daha fazla gündemde. Orada kadınlar hep yardımcı kadın konumundalar çoğunlukla. Evet. Ama yani esas toplumun ihtiyacı olan diziler Çukur ve varyasyonları diyelim. O tip dizilerde hep kadınlar yardımcı kadın rolünde. Yani mesela hiç televizyonlarda bir tane 50 yaş aşk yaşayan bir kadın erkek ilişkisini işleyen bir dizi yok yani. Yani belli bir yaştan sonra işte kadınlar hep kenarlarda, köşelerde ve sanatçı ve şey olarak yani ve Zuhal Olcay ve Nur Sürer ve işte Serap Aksoy falan gibi geçiyor hep. Evet. Ve tabii ki ekonomik olarak da erkek oyuncuların aldığı ücret her zamanki kadın oyuncuların aldığı ücretin iki misli, üç misli yani. Burada hiç değişen bir şey yok. Yani hiçbir şey değişmedi bu noktada. Hep aynı. Birbirine olan katkısı yani. Orada hiçbir şey değişmiyor. Hep demek ki var yani, sizin dönemde de aynıydı. Şu anda da değişen çok da bir şey yok. Aslında şu anda yani yaşadığımız bu olağanüstü bir süreç, bu son bir yıldır. Bu pandemi nedeniyle en büyük travmayı ve en büyük darbeyi gene kadınlar yiyor. Dünyada şu anda yapılan istatistiklere göre, Birleşmiş Milletler yaptığı istatistiğe göre 45 milyon kadın ve çocuklarıyla beraber açlık sınırında. Evet. Yoksulluk sınırında. Yani kimin ve tabii ki insanlar çok fazla eve hapsedildikleri için %30-40 şiddet, aile içi şiddet artmış durumda. Ve tabii diğer istatistiği bilmiyorum ama bence ensest de artmış durumdadır herhalde. Yani bağlantılı çünkü ilişkiler hep dediğiniz gibi. Yani onun için yani son yaşadığımız büyük darbeden bile gene kadınlar ve çocuklar zararlı çıktı yani. Özellikle işsizlik konusuna değindiniz. Burada da baktığımızda pandemiydi. Tam da dediğiniz gibi ilk gözden çıkarılan gene kadın işçiler, kadın çalışanlar oldu. Yani bu sadece sinema sektörü, akademi değil, bütün alanlarda. O yüzden kadın işsizliğinin çok daha yoğun yaşandığı ve özellikle hizmet sektöründe kadınlar çalıştığı için ilk gözden çıkarılan, belki tabiri caizse, yani kadınlar oldu tam da dediğiniz gibi. Bilmiyorum bunu nasıl yapacağız ama sizin öneriniz nedir mesela hükümetlere, politikalara? Yani ben her şeyin eğitimden geçtiğine inanan biriyim. Yani tabii ki her şey bir kaplumbağazıyla. Bu dünyaya bu erkekleri doğuran da kadınlar sonuçta. Yani eğitim sisteminin çok ciddi gözden geçirmesi lazım. Her şeyin eğitimle başladığını düşünüyorum. Yani
başka tür, bir de tabii yaptırım gücü. Yani şu anda mesela Türkiye'de işte kadına şiddet 2 ayda 60 günde 68 tane kadın ölmüş, bu sabah duydum. Yani ama bu kadınlar neden ölüyorlar? Çünkü bu kadınlara hiçbir ceza, bu şiddetçilere hiçbir ceza uygulanmadığı ve hükümet tarafından korundukları için. Yani adalet sistemi bu erkekleri eğer cezalandırsa bu kadar şiddet özendirici olmaz yani. Bu şimdiki kimin derdi gene? Gene ki hükümetlerin derdi yani. Türkiye'de de dünyada da yani şiddet olgusunun karşısında ceza sistemi o kadar zayıf, o kadar. Yani herhangi bir işte tecavüze İçişleri Bakanı çıkıyor diyor ki çok üzüldüm. İşte başınız sağ olsun bilmem ne. Yani yaptırım gücü onların elinde. Yani onların üzülmeye, onların ayıplanmaya hakları yok ki. Onların yaptırım güçleri var yani. Hiçbir yaptırım güçlerini kullanmadıkları için hukuk sistemi de maalesef böyle yayvan bir şekilde şiddetin önünü açmış durumda. Yani eğitim diyoruz, o çok hani işin idealist tarafı ve yıllarca sürecek bir şey. Ama geçenlerde bir arkadaşım çok güzel bir laf etti, dedi ki yani dedi bu erkekleri biz doğuruyoruz. Benim çocuğum yok yani, ama fark etmiyor tabii, sonuçta ben de kadınım, ben de anneyim. Biz doğuruyoruz. Ondan sonra bunları biz büyütüyoruz, bu erkek çocukları. Sonra yıllar sonra dedi bir başka kadın bu benim büyüttüğüm erkekle ömrü boyunca boğuşmak zorunda kalıyor. Yani sanki biz miyiz suçlu acaba dedi. Bu da tabii yani eğitimle, kişisel gelişimle, hakikaten anne olmak da çok sıradan ve basit bir iş değil yani. Onun da bir püf noktası var yani. Doğurdun, büyüttün, hadi güle güle sokağa. Bence yanlış eğitimlerle kötü eğitiliyor erkek çocukları. Yani aslında hem anne hem bir eğitim ve farkındalık. Hani bu toplumsal cinsiyet rolleri ne, kadın ve erkeğe yüklenen roller ne, biraz bunların farkında olmak gerekiyor galiba. Biraz biz anne hani yapıyoruz ama ben orada babayı da göz ardı edemiyorum. Yani sonuçta çocuğun eğitiminde babanın da katkısı var. Hem anne hem babanın bu konuda eğitilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani babanın da özellikle erkek çocuklar üzerinde çok rol model etkisi var. Sanki Ki var yani, anne baba olmak gerçekten ciddi bir rol ve o rolün gereğini öğrenmek ve bu konuda donanmak gerekiyor diye düşünüyorum. evet. Hani tam böyle kadın erkek aslında roller deyince sizin bir filminiz var aslında, bu kadın ve erkek rollerini biraz daha tersten vuran ve hani o tam da konuştuğumuz o kalıpları yıkan bir film. Kukuriku çok ilginç bir film. Orada kadınlar ve erkekler rol değiştiriyor, değil mi? Biraz anlatabilir Aynen. misiniz orada? Siz daha keyifli anlatırsınız diye düşünüyorum. Evet, Kukuriku Kadın Krallığı Moskova'da çok ciddi bir sinema eğitimi görmüş bir arkadaş tarafından çekildi ama toplumda çok antipati yarattı. Çünkü kadınlar erkek, erkekler kadın rolüne girmişti orada. Ben de kasabanın en delikanlı ağasıydım yani. Hani erkek ağanın yerine olan kadın ağasıydım. Benim için çok marjinal ve çok sıra dışı bir roldü ve çok güzel bir roldü gerçekten. İşte erkekler evde oturuyorlar, yemek pişiriyorlar, ütü yapıyorlar, çocuklarını altını değiştiriyorlar. Kadınlar da dışarıda çalışıyorlar. Tersine dünya. Ama daha toplum buna hazır değildi herhalde ve film hiç ilgi görmedi ne yazık ki. Bütün emekler de boşa gitti diye düşünüyorum ama evrende boşa giden hiçbir şey yok. Mutlaka bir gün bir yerde karşılığını bulur her şey. Evet, hatta geçen aylarda sanırım 3-4 ay önce erkekler yerini bilsin, kadınlar yerini bilsin diye böyle sosyal medya ile mi başlamıştı? Tam da sizin bu filmdeki yapmak istediğiniz şeye geliyor. Yani tamamen zıttan, tersten bakmak inanılmaz tepki oldu mesela erkekler ve kadınlar sanki rollerini değişince bir dünya allak bullak olduğu o dönemde. İlginç bir film. O yüzden aslında hep belki bir gün okulda hep beraber izleriz, derslerde izletmek de gerekir. Nasıl oluyor farklı bakış? İşte benim üniversitede verdiğim ders oydu zaten. Drama yoluyla hayata dokunuş dersi oydu. Biz film izliyorduk. Filmin üzerine hem filmi konuşuyorduk, hem hayatı konuşuyorduk, hem kavramları konuşuyorduk. Ve üniversitedeki arkadaşlar çok
çok değerli bulmuşlardı. Çünkü ben sonuçta bir öğretmen değilim. Hoca olmak da hiçbir zaman düşünmedim hoca olmayı. Ondan sonra hoca olmak başka bir kavram yani. Ben bir sanatçı olarak hani bildiklerimi paylaşmak ve anıları anlatmak ve sinema üzerine işte bilgi ve düşüncelerimi genç arkadaşlarla paylaşıyordum. Gerçekten çok güzel bir, hani ders demeyelim, güzel bir zaman dilimiydi. Ve herkesin çok hoşuna gidiyordu. Bayağı 2 sene falan sürdü. Ne güzel. Evet, çok çok değerli bir seçmeli dersti zaten. Çok değerli bir şey. Yani üniversitelerde çok olması gereken bir şey bence. Evet, bence de yani drama, farkındalık, bunlar derslerde öğrenebileceğiniz teorik bilgilerin çok ötesinde şeyler. Hayata dokunan aslında yerler onlar için. Bunu da bizler veremeyiz. Yani onun uzman olanı kişiler, sizler tabii ki. Belki buradan kültür sanatı biraz geçersek, siz çok uzun yıllarda kültür sanat programı yaptınız. O dönemde ben de hatırlıyorum. Sonradan böyle videolarına bakınca, şimdi mesela kültür sanat programları çok yok televizyonda. Ne düşünüyorsunuz? Hiç yok. Hani belki böyle çok az 15-20 dakikalık, hani var demek için yapılıyor ama çok kültür sanat programı içeriğini bilmiyorum. İsmi öyle geçiyor ama içerik başka. Neden sizce yapılmıyor bu? Yani talep mi yok? Ben çocukluğumdan beri çok idealist bir insandım. Hep belli bir sınırlarım vardı yani. Onu yaparım, bunu yapmam, onu yapmalıyım, bunu yapmamalıyım gibi. O zaman çok karizmatik buluyorlardı yüzümü. Bir televizyoncu, yani ünlü bir televizyoncu. Dedi ki yani seni bir programda kullanmak istiyoruz ama yani hiçbir yere oturtamıyoruz seni. Onu yapmayacaksın, bunu etmeyeceksin. Hep böyle kuralların var. Ondan sonra çünkü para kazanmak gibi düşünmüyordum hiçbir şey yani. Sonra dediler ki sana bir kültür sanat programı yapalım ve özel kanallarda hiç yok kültür sanat programı. Çok heyecanlanmıştım. Alkışlar ve ıslıklar diye başlamıştı program. Sonra çok genç bir karikatürcü ekiple çalışmıştım o programı. Ondan sonra kültürle başladık. Yani sokak kültürü, işte yemek kültürü, o kültür, bu kültür. Sonra yavaş yavaş konsept değişmeye başladı. Bayağı bir 13 yıl falan sürdü o program. Ama özel kanallardaki ilk ve tek kültür sanat programıydı. Yani her şey kendi içinde küçük bir belgesel gibiydi. Onların tabii birbiriyle buluşup kocaman bir program haline gelmesiydi. Kanal D ve Star gibi işte çok popüler kanallarda tabii yarım saat sunuyorlardı. Sonra ben TV8'e geçmiştim. Orada sağ olsun, kulakları çınlasın, Allah rahmet eylesin, Turan Yavuz. O diyordu ki 1 saat, 1,5 saat istediğin kadar yap. Orada tabii doya doya bir program yapmıştık. Yani kitaptan bahsediyorduk, belgeselden bahsediyorduk, sinemadan bahsediyorduk, tiyatrodan bahsediyorduk, her şeyden. Kültür ve sanata dair her şeyden bahsediyorduk. İnsanları konuşturuyorduk. İnsanlar kendini ifade ediyorlardı. Ondan sonra mikrofon tutup konuşturmuyorduk. Herkesi kameraya konuşturuyorduk ki hani insanlar ders verir gibi anlatsınlar yaptıklarını diye. Çok ince, üstünde çok ince ince düşünülen ve çok emek sarf edilen bir program oldu. Benim yani geçmişimde çok haz duyduğum bir iştir yani. Yani hem sunuculuk yapıp hem de programı sunmak, tasarlamak zor da bir iş. Yani tabii ki bir ekip çalışması yapıyordum ama ben her şeye karıştığım için evet, her şeyle ilgileniyordum. Yani bir kişiyle söyleşi yaparken arkasındaki dekor bile beni çok ilgilendiriyordu yani. Her şeye çok kreatif bir gözle bakmıştım. O zamandan bu zamana böyle bir, o programda da ben çok ödüller aldım. Üniversitelerden aldım, altın kelebek ödülleri aldım. Yani ödül, bayağı böyle bir ödül ve alkış şeysi çok yüksekti o programın. Beni çok mutlu etmişti. Sonra, ondan sonra neden yapılmadı? Bilmiyorum neden yapılmadığını. Ama ondan sonra hep kültür sanat haberleri olan programlar yapılmaya başladı. Ya da tek karşılıklı konuşulan talk show'lar yapılmaya başladı. Yani o bir kültür sanat programıydı. O çok içerikli, görkemli bir programdı. Ondan beri hiç maalesef yok, yapılmadı yani. Keşke yapılsa. Ama ben de sonunda kovuldum yani kanallardan.
Peki yani televizyon diyoruz ama şu an dijital mecralarda var ya mesela YouTube kanalları falan insanlar buradan da yayın yapıyorlar. Bunu nasıl görüyorsunuz? Hani bir alan açtı mı sizce? Mesela Yani televizyon. her şey çok fast food olmaya başladı ve çok yani benim mesela o programa verdiğim emek gibi bir şey yapılmıyor televizyonlarda ama şu anda tabii dünya ritmini değişti, dünyanın ritmi değişti, her şey kabuk değiştirdi ve doğal olarak da çağın ritmine göre işler yapılıyor. Ama yani müthiş bir sosyal medya var tabii yani anlamak, ulaşmak, ondan sonra yetişmek gerçekten bir emek ve enerji istiyor yani ve zaman istiyor yani. Her şey çok hızlandı yani çağımızda. Onun için o hıza, o kadar hızın içinde, yani çağımızın en büyük hastalığı hız aslında. Evet. O hızın içinde yani çok hak ederek bir şeyleri oluşturmak çok kolay değil tabii yani. O hız içinde insanlar okumuyorlar mesela yani. Yani bilgi sahibi olmadan nasıl fikir sahibi olabilirsiniz? Çok de, hani derinine inilmiyor galiba, değil mi? Çok daha hap, hani hep öyle Her şey denir çok ya. yüzeysel olmaya başladı. Çok daha Ama hap bilgi. gene de yani Netflix diye bir mecra var mesela orada. Yani hala çok güzel belgeseller izlenebiliyor. Mesela belgesel eskiden hiçbir yeri yoktu belgeselin yani. Hiçbir yerde belgesel yayınlanamıyordu. Ben rahmetli eşim Aydın Güven Gürkan öldüğü zaman onun belgeselini yapmıştık. O zaman yani niçin yapıyorsun belgeseli? Nerede yayınlanacak? Ben de dedim ki yani üniversitelerin siyaset okuyan bölümleri var. Oralarda, oraya hediye edeceğim diyordum ve nitekim de öyle oldu. Yani sanat aslında hani hep yani hem insanı hem de toplumu değiştirir, güzelleştirir deriz ama hep de sanattan da kaçan bir toplum olduk sanki. Yani hem gençler hem genel olarak baktığımızda siz bunu da tüketim toplumu ve hız toplumuna mı bağlarsınız bir sanatçı olarak? Tabii ki. Yani şimdi dizileri sanat diye kabul edebilir miyiz yani? Bir sinema filmine aynı derecede emek görmüyor ki yani. İşte oradan kalkacaksın, orada oturacaksın diyor. Oradan kalkıp orada oturana kadar çeşitli ruh durumları var. Onların hiçbirinin önemi yok yani. O zaman da yani televizyonda oyunculuk yapmak tabii ki çok değerli oyuncularımız var. Ve onlar da başka mecra bulamadıkları için yani sinema filmi çekmek artık çok pahalı ve çok zor bir iş. Sadece dijitalle çekiliyor yani. O nedenle onlar da tabii ekrandalar. Çok da hakları. Çünkü sonuçta o işimiz oyunculuk yani. Ama her şey çok fast food yani. Haftanın 5 günü dizi çekiliyor. 6. gün montaj, dublaj. 7. gün yayınlanıyor gibi. Ondan sonra o nedenle her şey bu kadar aşırı hız kazanınca bir sürü şey gözden kaçıyor tabii yani. Ama böyle yani çağ hız çağı. Kızcağım. Evet. Bak şey hani size gene bir yaşınızda her şeyi farkına vararak yaşamayı seçen biriyim diyorsunuz. Bu farkına varmak derken mesela neyi kastediyorsunuz? Hem genç arkadaşlarımız için bizi dinleyen bunu biraz açabilir misiniz? Meraklı olmak. Her şeye Buradan karşı merak duymak. Yani meraklı olmak ve öğrenmeye karşı büyük bir açlık duygusu. Yani bu insanın içinde ya vardır ya yoktur yani. Bazı insanın hiçbir şeyi öğrenmek gibi merakı yok. Ben her şeyi merak ederim, öğrenirim. Yani şöyle söyleyeyim size, bir taksiye bindiğim zaman bile o zamanı boşa geçirmek istemem yani. O da o dünyaya dair bir takım bilgiler sorarım, öğrenmek isterim. Yani her girdiğim, her konuştuğum, markete girdiğimde, taksiye bindiğimde, yani hayatın her alanında, sokağa çıktığım andan itibaren, yani bir çöpçüyle, yani her türlü çalışan insanla sürekli soru sorarım, anlamaya çalışırım, öğrenmeye çalışırım ve düşünüp hayal kurarım. Mesela geçenlerde Bodrum'da bir çöpçüyle konuştum. Ondan sonra süpürüyordu yerleri. Dedim ki, beyefendi siz dedim sadece yaprakları süpürüyorsunuz. Ondan sonra esas çöpleri süpürmüyorsunuz. Neden acaba dedim. O da dedi ki böyle baktı suratıma anlamadı katiyen ne demek istediğimi. Ondan sonra ya insanlar çok pis işte dedi. Her şeyi atıyorlar dedi. Dedim ki ama sizin işiniz hani o çöpleri toparlamak değil mi falan. Sonra oradan ayrıldıktan sonra kendi kendime düşündüm dedim ki yani çöpçülük bile eğitim isteyen bir iş dedim yani. Yani
çöpçünün, yani çöpçülük mesleğinin sadece yaprak süpürmek değil, aynı zamanda da çöp toplamak olduğunu bilmesi gerektiği için bu insanların bile eğitilmesi lazım belediyeler içinde diye düşündüm. Şimdi bu düşünmek, farkına var. Yani dünyayla ve hayatla çok büyük bir açgözlülük içinde ilişki kurmak denir buna. İlişki kurmak. Yani buradan genç arkadaşlara tavsiyeniz, hani etrafımızın daha farkına olarak daha çok insanla konuşup, değil mi? Belki biraz daha farklı, evet, bir gözden. Biraz insanın kendinle fazla meşgul olması hiç iyi bir şey değil. Yani kendine çok aşırı düşkün, narsist kadınlar ya da egolarını geliştiren insanların dünyayla ve hayatla bağlantıları çok daha zayıf oluyor. Onun için yani fazla ciddiye almamak lazım insanın kendisini. Öğrenmek ve anlamak için biraz açgözlü olmak lazım. O da insanda tabii öğrendikçe, anladıkça farkındalık yükseliyor yani. Şimdi isterseniz hani soruları geçelim. Dinleyicilerimizin soruları varsa sonra şu chat bölümünden yazabilirsiniz bize soruları. Ben buradan hani okuyabilirim. Birkaç tane soru var daha öncesinden bana verilen. Oradan da gidebilirim. Birisi şeyi sormuş. Sinema sektöründe mesela kadın oyuncuların yaşadığı zorluklar nelerdir diye. Özellikle şu Amerika'daki biliyorsunuz Me Too hareketiyle başlayan sinema sektöründeki hani taciz, tecavüz yapımcıları açıklamıştı. Bunu Türk sinemasıyla açısından baktığımız zaman sinema ve televizyon bu ifşa dersiniz, ifşa durumlarına diye bir soru var. Yani son birkaç senedir işte bazı sanatçı arkadaşlar, özellikle şarkıcılar falan bu yaşadıkları şiddeti ve tecavüzü kamuoyu önünde paylaştılar. Ama ben kendi adıma yaşadıklarımı sadece kapalı odalar üzerinde psikiyatristlerle paylaştım ya da çok özel arkadaşlarımla paylaştım. Çünkü Amerika'daki o Amerika'da bile yani yıllarca insanlar yaşadıkları şiddeti ve tecavüzleri hep kendi içlerinde taşımışlar. Yani sonunda birisi bir bayrağı ele aldı da arkadan yüzlerce oyuncu, aktris katıldı bu eyleme. Ama Türkiye'de yani çok tek tük daha henüz bu. İnsanlar yaşadıklarını ne yazık ki hala ya psikiyatrist odalarında ya da çok özel dost odalarında birbirleriyle paylaşıyorlar. Tabii ki çok ağır şeyler yaşanıyor çünkü televizyon dünyası ve sinema dünyasındaki da şiddet ve tecavüz tabii ki çok var. Olmaz olur mu? Yani duygusal şiddet de çok var, fiziksel şiddet de çok var. Ama her şey bir şekilde örtbas ediliyor ve kadınlar henüz daha bu korkuyu aşamadılar. Yani son 3-4 senedir tek tük hani sesler çıkıyor. Peki yine bir soru daha şöyle demiş. Televizyon dizilerinde kadın temsilini nasıl değerlendiriyorsunuz? Senaryolar sizce nasıl bir bakış açısıyla yazılıyor? Kadınlar açısından sanırım soruyor bu soruyu. Yani demin bahsettik bu konudan ama şu anda televizyona baktığınız zaman dizilere tabii ki kadın temsili olan diziler de var ama bu sene son 2 senede biraz daha çoğalmaya başladı. Sevgili Gülseren Budayıcıoğlu'nun işte Kırmızı Odası, işte Doğduğun Ev Kaderindir, Masumlar Apartmanı, yani o bir psikiyatrist olarak bu sektöre bir giriş yaptı ve kadın sorunlarını biraz daha altını kara kalemle çizip kadın temsilini güçlendirdi doğrusu. Kendisine ben kendi adıma çok teşekkür ederim. Çünkü hepsini yani bütün onun romanlarını yazıp da filme çekildiği olan bütün dizilerini izliyorum. Gerçekten çok mutlu oluyorum bundan. Çok büyük bir haz duyuyorum. Onun dışında çünkü erkek prodüktörlerimiz tabii ki bir takım kadın senaristlere diziler yazdırıyorlar ve orada kadın temsili Gülseren Hanım'ın dizilerindeki kadar çok değil. Daha ziyade işte Çukur gibi, ondan sonra işte Abdülhamit gibi gibi erkek egemen ve erkek ağırlıklı ve diziler çekilmekte.
Onun için son 2 senedir bir kadının televizyon sektörüne dokunuşuyla ciddi bir küçük çapta devrim olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bütün erkek prodüktörler de ona karşı büyük bir öfke duyuyorlar şu anda. Hatta şöyle laflar duyuyorum. Yani işte onun yaşam öyküsünü nasıl ekrana getirirler falan. Ben onun kim olduğunu ben nereden bileyim? 80 milyon insan yaşıyor Türkiye'de. Yani Ayşe Hanım'ın öyküsünü ya da Ahmet Bey'in öyküsünü ben nereden bileceğim kim olduğunu yani. Ayrıca dünya yeniden keşfetmeye gerek yok. Yani sanal hikayeler oluşturacağınızda buyurun gerçek yaşam öykülerini sinemaya ya da televizyona getirin yani. Değil mi? Evet, yani televizyon da değişiyor. Şey de yani kadın sorunlarını daha çok ele alan diziler ve televizyonlar da çekilirken aynı zamanda karşıtı olarak işte tam da dediğiniz gibi işte Çukur gibi dizilerde de kadınlar daha böyle hani naif, kırılgan bile değil, korunmaya muhtaç olarak resmediliyor. Bunların hepsinin tabii toplumda yansımaları var. Bunları belki eleştirerek, daha çok yazarak, daha çok çizerek değiştirebileceğimizi düşünüyorum. Ama Hayır, bunlar prodüktörlerin bakış açılarıyla ilgili bir şey. Yani reyting ve para uğruna ondan sonra sosyolojik olarak yani toplum bunu istiyor diye bunu yapmaya çalışıyor. toplum gerçekten istiyor mu sizce? Siz ne düşünürsünüz bu konuda? Gerçekten toplum istedi mi bunu? Yani ben her zaman televizyon yoluyla insanların çok eğitilebileceğini düşünen biriyim. Televizyon çünkü çok önemli bir mecra yani. Sosyal medyadan daha güçlü bir şey. Çünkü insanlar ne yapıyorlar? Her gece oturup televizyon seyrediyorlar. Hele şu son 1 yıldır o kadar değerli ki televizyon. Yani toplum o kadar güzel bir toplumu eğitme aracı ki televizyon. Tabii ki müzikte olması lazım. Tabii ki yani komedide olması lazım. Her şey olması lazım. Ama yapılan dizilerle toplum o kadar güzel eğitilir ki yani. Dünyanın hiçbir yerinde bir kere hiçbir televizyon kanalında bu kadar çok dizi yok zaten yani. Yani bir dizilerle uyuşturulan bir toplum haline geldi yani. Şimdi bu böyle yorumlanıyorsa demek ki çok büyük bir farkındalık da yaratabilir bu diziler. Nitekim işte son 2 senedir bu Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitapları nedeniyle gelen diziler çok ciddi bir uyarıcı ve farkındalık yaratıyor bence toplumda. Yani olmaz olur mu? Çok. Yani her gün öğleden sonra kendi yaşam öykülerini anlatan kadın hikayelerinin toplumda nasıl bir farkındalık yaratacağını düşünüyorsunuz ki? Katılıyorum. Yani Yani acıların pazarlanması nasıl bir farkındalık yaratabilir ki yani? Her gün insanları resmen başkalarının yaşadığı inanılmaz korkunç yaşam öyküleriyle beyin uyuşturmaya çalışıyorlar yani. evet, sadece diziler için söylemiyorsunuz. Televizyon programları var Evet, özellikle. televizyon programları bu acıların pazarlanması resmen. Gündüz Yemek kuşağı. programları da şey haline geldi yani. Öğleden sonra televizyonu açın. Ya acılar pazarlanıyor ya yemekler yapılıyor. Herkes birbirinin üstüne iktidar kurarak kötü kötü eleştiriler, birbirlerini aşağılamalar, hakaret etmeler. Yani başka bir şey yok öğleden sonra programlarda. Evet. Mesela bir kadınların böyle çıkıp da kendilerini anlattıkları, sadece kocalarını kimle ihanete uğrattıkları değil de yani kendi bireysel sorunlarını anlatacakları bir kadın programı yok mesela öğleden sonra. Ya yani Maalesef. neler olabilir yani anlatabiliyor muyum? Evet, yani ki işte o dönem Alkışlar programında aslında yapılan şey tam da bu sizin dediğiniz hani sürdürülebilir, nasıl kültür sanatı başka türlü bir şey, türlü bir program nasıl olabilir aslında? Bunlar hep demek yani tam da dediğiniz olay acıların pazarlanması, duyguların sömürülmesi kısmından bunun paraya dönüştürülmesi. Evet, bir de Ama şey programları var. Yani çeşitli doktorların çıkıp yüzeysel bilgiler verdikleri, ondan sonra sürekli B vitamini şöyledir, C vitamini böyledir dedikleri, bir de böyle programlar var yani. sağlık adı altında Sağlık adı yanlış da bir. altında bir de böyle bir sömürü var yani. Evet. Bir soru daha var. Bir sanatçının dünyaya, insanlara bakışı sizce nasıl olmalı diye böyle genel bir soru. Sanırım burada hani şey anlamında toplumu iyileştirme kısmı anlamında sorulmuş diye düşünüyorum. Bir sanatçının dünyaya, insanlara bakışı sizce nasıl olmalı?
Ya sanatçılar tabii duyarlılıkları, derin duyarlılıkları olan, hayatı ve dünyayı sorgulayan insanlar. Çünkü oyunculuk zaten yani duygu sorgulaması, yani duyguların anlatımı, bir duygular yoluyla, yani biz duygusal derinlikleri olan insanlarız çok oyuncular olarak. Bu insanların dünyaya ve hayata bakışı da tabii çok geniş bir perspektiften bakıyorlar ve o nedenle de bu kadar karamsar ve mutsuzlar zaten. Çünkü hayatın genelini bu kadar rahat görünce, yani insanın mutluluk dozu ve umutları azalıyor. Hayata ve dünyaya bakışı çok genişlediği zaman ve farkındalığı yüksek olan insanların hayatla olan ilişkilerin çok kolay olmadığını düşünüyorum. Nasıl bakmalıdır kısmı, yani hepimiz dünyaya nasıl bakmalıyız yani. Hepimiz dünyaya mümkün olduğu kadar mücadele vererek, dünyanın güzelliklerini birbirimizle paylaşarak ve birbirimizle büyük bir yardımlaşma ve sevgi sarmalı içinde yaşayarak dünyaya bakmalıyız gibi düşünüyorum. Yani çünkü iyilik bulaşıcı bir şeydir. Yani iyi insanlar olmalıyız. Birbirimize katkı vermeliyiz. Birbirimizle her şeyi, güzellikleri paylaşmalıyız. Yani kötü duygu ve düşüncelerimizden mümkün olduğu kadar uzak kalmaya ve egolarımızı geliştirmemeye çalışmalıyız diye düşünüyorum. Başka soru var mı? Ben şu an göremiyorum chat bölümünde. Hocam var. Bayağı soru var. Öyle mi Ecem? Ben göremiyorum ama soru. Şu soru işaretli baloncukların olduğu kısımda göremiyor musunuz? Ben okuyayım isterseniz. Hayır. Ha, şimdi gördüm. Şöyle hızlıca okuyacağım. Ebru Hoca, bu samimi özden konuşma için çok teşekkür ediyoruz Sevap Hanım'a. Öğrencilere ilham alan dersleri, enerjisi, hitabıyla onları nasıl büyülediğini çoğu kez şahit olmuş biriyim. Ama bir yandan da yaşamın yıpratıcı iklimine rağmen inadına kadın olmanın keyifli yanlarını ortaya çıkarmak için zorlandığınıza da şahit oldum. Zuhal Olcay, Müjde Art, Derya Alabora'da keza hep şunu söylemiştir. 50'sinden sonra sinemada kadın neredeyse yok. Tam da aslında sizin de söyleşide bahsettiğiniz şey. Özellikle televizyon dizilerinde bu gençlik ve güzellik saplantısına karşı böyle kısaca bir yorumunuzu alabilir miyiz? Yani bu da erkek egemen toplumunun dayatmaları. Saplantı değil de yani kullanmak diyelim. Saplantı daha başka bir şey. Yani erkek egemen toplumunun kadın bedeni üzerinden iktidar oyunları diyelim. Genç ve güzel kadınları, sarışın kadınları kullanmak isteği. Tamamen onların bedeni üzerinden, onların fizikleri üzerinden kimliklerini kullanma isteği. Yani tabii ki onların içinde de çok yetenekli insanlar var. Ama seçimlerdeki hataları sorgulamak lazım. Eğer sadece güzel diye, sadece çok karizmatik diye bir insanı alıp da hiçbir şekilde o rolle ilgisi olmayan bir yere oturtursanız hem ona zarar vermiş oluyorsunuz hem de seyirciye zarar vermiş oluyorsunuz. Çünkü o insan ne yaptığının farkında değil. Sadece bedenini kamera önünde, fiziğini ve bedenini kullanmanın hazzını yaşıyor. İşte bu hazzı sömürmemek gerekiyor bence. Bir hayli soru var aslında, 12 tane görüyorum ama bunları böyle ikili ikili mi okusam tam, yani özet buradan, hani özet olarak direkt sorunun özünü soracağım. Yine bir soru şöyle, sanat faaliyetlerini geliştirmek için, hani yeteneğin geliştirilmesi için kurumların az geliştirdiğini düşünüyoruz. Yani kurumları nasıl çoğaltabiliriz diye bir soru sormuş. Sanat kurumları nasıl çoğaltılabilir? Sanat kurumları, yani yeteri kadar sanat kurumu tabii ki yok. Çok haklı kimse bu soruyu soran. Ama yani insan mutlaka yani illaki kurumlar aracılığıyla sanatçı olunmuyor. Yani mutlaka bir kurslar var. Mutlaka bir özel ders veren hocalar var. Yani
bir insan bir şey yapmak isteme azmine girdiği zaman mutlaka yolunu buluyor yani. O kadar da hani şey, o kadar da çölde değiliz yani, gene de var. Konservatuvarlar var, özel akademiler var, özel şeyler var, dershaneler var. O kadar da çöl değiliz yani. Şöyle demiş aslında, sanat alanında yapılan çalışmaların karşılığı olarak aslında hep az ölü meslek olarak nitelendiriyor ülkemizde. Sosyal alanlara neden fazla yer verilmiyor diye soru sorulmuş. Bu da kurumlarla bağlantılı olarak sanırım. Hani sanat mesleğinin neden daha az değer verildiğine dair bir soru. Tabii yani ana haberlerde kültür sanata dair şeyler olsa, haberler olsa, kültür sanat programları daha fazla olsa, ben şimdi 30 sene önce konuştuğum lafları yeniden konuşmak istemiyorum. Yani o nedenle zaten kültür sanat programı yaptım 10 sene, 15 sene. Yani o programlar olmadıkça, ana haberlerde kültüre sanattan bahseden olmayınca ya da kültür sanatla ilgili herhangi bir platformlar oluşmayınca ya da televizyonlarda sadece small talk, siyaset konuşuldukça, yani insanlar hangi kültür sanatla ilgilensinler ki? Bir soru daha var. Serap Hanım, eski resimlerinize baktım şimdi. İnanın bana eski resimlerinizden daha güzel, karakterli oluyorsunuz, duruyorsunuz şu anda. Teşekkür ederim. Benim de çok sevdiğim, hatta ilk sıraya yazacağım, bir siyasetçinin eşi olmanız üzerine demiş soru. Yol arkadaşı olarak kadın seçmenleri için mutlaka katkı vermişsinizdir. Aklınıza gelen bir şey var mı? Biz erkeklerin kadınlar söz konusu olunca zaman zaman kaçırdığı bazı şeyler olabiliyor. Sizin böyle bir anınız var mı? Kadın seçmenlerle ilgili sanırım hani o seçim dönemindeki bir anınız varsa paylaşmanızı istemiş Erhan Ayberk hocamız. Yok, öyle bir anım yok. Çünkü benim eşim biz evlendikten 2 sene sonra siyaseti bırakmıştı. Yani tabii ölene kadar hep siyasetle ilişkisi sürdü ama öyle bir seçmen şeysini yaşamadım yani. Öyle bir anım yok yani seçmenlerle ilgili, ama kendim mesela siyasetten çok çağrı aldım, çok davet aldım. Ama ben çok duygusal varyasyonları yüksek biri olduğum için pek siyaset yapamayacağımı anladım. Onun için de siyaset hep benim için çok uzak bir mecra olarak kaldı. Ama yani hayatımız günaydın siyasetle başlıyor, iyi geceler siyasetle bitiyor. Onun için de ne yazık ki siyaseti takip etmek zorundayım, ama hala da takip ediyorum. Serap Kement. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Ben bir şey sormak istiyorum izninizle demiş. Bir şey yapmak istiyorsun ama karşına bir sorun çıkıyor. Hemen pes ediyorsun. Ve bu özellik bende var. Nasıl yenebiliriz acaba diye bir danışmanlık ve yardım sorusu. Korkmadan. Bugün Kadın Federasyonları Başkanı Canan Güllü var biliyorsunuz. Canan Güllü bugün Amerika'da Kamala'nın elinden yani bir ödül alacak, çok değerli bir ödül. Onun bugün televizyonda bir programı vardı, o sabahleyin ona denk geldim. Ondan sonra çok gurur duydum kendisiyle. Çünkü 9 yaşından beri kendini kadın derneklerine ve kadın sorunlarına vermiş. Yani nasıl oluşmuş, tabii o hikayeyi dinleyemedim, inşallah bir gün dinlerim. Çok merak ettim doğrusu, yani 9 yaşında bir insan nasıl kadın sorunlarına bu kadar ilgi duyabilir? Mutlaka aile, doğduğumuz ev kaderimiz var ya hani, evet. O mutlaka oradan bir şey var yani, bir etkileşim var ki 9 yaşında. Fakat onun bugünkü sloganı şeydi, yani nasıl 35-40 yıldır bu kadar kadın meseleyle uğraştınız, bunun kanunlarına da uğraştınız, her şeyinden. Yani tabii ki o kadar, evrende hiçbir çaba boşa gitmiyor. Ama kadının tek sloganı şuydu bugün, Canan Hanım'ın kulakları çınlasın. Sevgiyle ve saygıyla anıyorum kendisini. Ne mutlu bizde Canan Hanım gibi bir kadın dernekleri federasyon başkanımız olduğu için. Korkmayınız diyor. Onun için o genç arkadaşıma söylüyorum, korkmayınız. Korku en büyük virüs. Yani nasıl ki şimdi pandemi nedeniyle insanları korku virüsüyle evlerin içine tıkıyorlar. Korkmayınız lütfen. Korkmaktan korkmayınız diye bir kitap var, alıp onu okusun. Tamam. Korkmaktan korkmayınız.
Bunu not etmişizdir diye düşünüyorum. Gene sinema ve dizilerden, aslında daha çok dizilerden bir soru var. Hep aksiyonlu, vurgulu, kırdılı diziler gündemde. Neden? Neden bu kadar çok mahvettik değil, dizi? Yani o kadar şey diyorlar. Çok ben yani her gece oynayan dizileri şöyle bakıyorum. Hiç hep diye bir şey yok. Çok ama hep değil yani. Bir de televizyonda olan dizilerdeki kadın temsilleri ve Netflix gibi platformda çekilen film ve dizilerdeki kadın temsilleri arasında ne gibi farklılıklar dikkatinizi çekti? Ya da var mıydı bir farklılık? Çok büyük farklılıklar var. Çünkü Netflix'te oynayan dizilerin çoğu ya da filmlerin çoğunda kadın temsili çok daha yüksek. Mesela Netflix'i açtığınız zaman 50 yaşında bir aşk hikayesi, geçen gün 70 yaşındaki bir ikilinin birliktelik öyküsünü izledim mesela. Müthişti. İki tane dünya çapında oyuncu. Jane Fonda ile beyefendiyi hatırlayamadım. Yani mesela Türkiye'de böyle bir film yok. Çekilemiyor. Çekmiyor kimse. Çünkü de aynen oyuncu arkadaşlarım da söylediği gibi 50 yaşından sonra yok farz ediliyoruz. Galiba ben şeyi hatırlıyorum. Gönderilmemiş mektuplar bir Türkan Şoray ve Kadir Evet. İnanır'ın. O Evet. da hani şeydi tabii, çok önceden gençlik aşklarını izlediğimiz için. Yani belki o öyle bir şey olabilir. Evet, zaten şu anda yani son bir yılda evet. Dünya daha korkunç bir kulvara girdi. Yani bir senedir bence film çekilmiyor hiç. Sinema filmi hiç çekilmiyor. Yani ne zaman çekilecekti, hangi salonda nasıl oynayacaktı, ne olacaktı. Bütün onların hepsi bir soru işareti. Ama yani şu andaki durumumuz daha korkunç. Herkes dizilere teslim oldu. Gene diziyle ilgili bir soru var. Merak etmişler. İsim olmadığı için söyleyemiyorum. Şu an bir dizide oynamak isteseydiniz hangisinde oynamak isterdiniz diye. Kırmızı Oda'da oynamak isterdim. Akrep filmindeki başrolü oynayan arkadaşı çok beğeniyorum. Onda o rolü oynamak isterdim. Ondan sonra Doğduğun Ev Kaderindir de oynayan arkadaşımızı çok beğeniyorum. O rolü oynamak isterdim. Başroldeki mi? Başrol, evet. Ondan sonra Mahzunlar Apartmanı'nı pek seyretmiyorum ama orada da çok değerli oyuncu arkadaşlar var. Yani o 3-4 tane dizide çok oynamak isterdim doğrusu. Bence yapılan diziler tekrar yapılmamalı çünkü gelişemeyiz, yenilikçi, üretken olamayız. Ama dikkatimi çeken tekrarlanan diziler var ve yenileyemiyoruz. Bu yüzden nasıl, ne yapabiliriz? Senaryoların ve dizilerin tekrar... İnsan sorunlarının şeysi yok. İnsan sorunları dünya 1000 yıldır kurulduğundan bu yana insanlardaki sorunlar hiç değişmiyor. Ancak ve ancak güzel senaryolarla, olumlu bakış açılarıyla ve insanlarda farkındalık yaratarak güzel işlenen hikayeler çok önemli. Yoksa insan sorunları değişmiyor yani. Değişmiyor ki insan sorunları. Doğuyoruz, yaşıyoruz, ölüyoruz. İşte herkesin aşağı yukarı kadınlık öyküleri var. Herkesin erkeklik öyküleri var. Herkesin çocukluk öyküleri var. Herkesin yaşlılık öyküleri var. Yani insan denen varlık yani doğuyor, ölüyor ve o yolculuk içinde de çeşitli öyküler yaşıyor. Yani bunlar değişmiyor ki. Çok fazla değişen bir şey yok yani. Nedir? Kastını esas ne demek istediğini çok iyi anlamadım bu sevgili arkadaşımızın ama. Yani tekrarlanan, hep aynı izliyoruz demek istedi diye söyledim ama siz yanıt verdiniz. İzlemesin. Yani ben çok tekrar edilen şeyleri izlemiyorum mesela. Evet. İzlemeyecek yani. Yapılacak o kadar çok şey var ki yani kitap okuyabilir. Ya evet. Da o kadar çok seçenek var ki artık, o kadar çok kanal var ki. Mesela her gün TRT2'de olağanüstü filmler oynuyor. Her gece bir film oynuyor. Yani seçenek çok olunca beğenmediği bir şeyi izlemeyecek. Kitabın yazarını sormuşlar Serap Hanım. Korkmamaktan korkmuyoruz. Kitabının yazarını alabilir miyiz? Korkmaktan korkmayınız. Şu anda hatırlayamıyorum yazarını. Yabancı bir yazar. Korkmaktan korkmayınız kitabın adı. Tamam. Herhalde konuşmamızın üzerine yazmış birisi. Tiyatro, çevirmenlik ya da yazarlık gibi meslekler de ölü meslek sayılıyor. Yani konservatuvarda olsalar bile garanti meslek sayılmayan
kısmına giriyor diye bir yorumda bulunmuş. Yine son bir yorum var. Benim bir blogum var ve kitap çıkarmak istiyorum ama bazı platform ve iletişim araçlarıyla birlikte destek almak istiyorum. Bir destek çağrısı geliyor. Destekleyebilir misiniz? Ben böyle etkinlikleri seviyorum demiş. Bir genç arkadaş sanıyorum bu. Neyi desteklemem istediğini anlayamadım. Belki sonradan yazarsam bize, bilmiyorum. Yani yazdıklarım güzel mi kısmında? Özel bir şeyler, yani özel bir ilişki kurmak istiyorsa Messenger'dan Serap Aksoy diye bir şekilde yazsın, haberleşelim kendisiyle. Tamam. Şu anda sorular bu kadar görüyorum. Ben katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Yani hem fakültem adına, hem dekanım adına, hem bölümüm adına çok çok teşekkür ediyorum. Yani sizler gibi kıymetli sanatçıları hem bizimle hem genç arkadaşlarla buluşturmak çok çok kıymetli. Sizlerin deneyim aktarımlarınız, işte bu söyleşiler, küçük de olsa birkaç kişiye temas edebilmeyi çok kıymetli ve özel buluyorum ki bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, bir kadın sanatçıyı üniversitemizde ağırlamak zaten bizim için çok onur verici bir şey. Son sözleri size bırakayım. Ne demek isterseniz, ne söylemek isterseniz. Bu Dünya Kadınlar Günü ile ilgili bugün çok şey düşünmüştüm sabah uyandığımdan beri. Yani sizle de konuşacağım diye dünden beri de çok şey düşünüyorum ama sabahleyin karşıma şöyle bir şey çıktı ve bundan çok büyük haz duydum. Yani bizi dinleyen ve izleyen arkadaşların da bu konu onlara bir umut olacak diye düşünüyorum. Kadınlara karşı işlenen suçların ortağıyız diyen Utanmaz Erkekler Partisi kuruluyormuş. Ve beni çok etkiledi, çok heyecanlandırdı. Gerçekten böyle düşünüp de böyle bir parti kurmaya karar verenlere kocaman başarılar diliyorum ve çok alkışlamak istiyorum. Çünkü gerçekten çok değerli bir şey. Bugüne kadar belki böyle platformlar oldu ama çok ses getirmedi. Ama Utanmaz Erkekler Partisi cümlesi beni çok etkiledi doğrusu. Onun için bunu sizle paylaşmak istedim. Bundan daha değerli bir son söz olamaz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Dünya Kadınlar Günü için bundan daha değerli bir son söz olamaz. Evet, çok çok teşekkür ederiz. Hem dinleyicilere hem katılımcılara, tabii ki özellikle size. Umarım bir gün yüz yüze fiziki alanda bizim üniversitemiz... Evet, hepinize çok başarılar diliyorum. Ne zaman arzu ederseniz seve seve gelirim. Üniversitede genç arkadaşlarla beslenmeyi çok seviyorum. 2 senede bir üniversite hayatım oldu. Çok keyifli oluyor yani benim için de. Bizler için de tabii ki. Gelirim, merak etmeyin. Tamam, başarılar çok diliyorum hepinize. Çok zorlu yıllar, yani zorlu bir yıl geçirdik. Daha zorlu günler geçireceğiz. Ama olsun, iletişimin sınırı yok gördüğünüz gibi. Her zaman iletişim kurulacak bir mecra var hayatta. Yeter ki isteyelim. Değil mi? Yeter ki isteyelim. Evet. Tamam, çok çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teşekkürler.